iş yaşamında stres yönetimi bu haftaki konumuz. Merhaba hocam, hoş geldin. Hoş bulduk. Kötü bir konu ya hocam. Ne diyorsunuz? Strese sokmasın. Stres yönetimi konusu. Stres, neye stres yapmak lazım aslında? Bir sürü şeyi yeniden düşünmeye başladık sanki, değil mi? Yani eskiden çok önemli gözüken bazı şeyler önemini kaybetti sanki. Pek önemli olmadığını zannettiğimiz bazı şeyler de çok kritik önemlere sahip gibi gözüküyor artık. Değil mi hocam? Yani büyük bir kırılım yaşıyor tabii insanlar da içinde. Bir yandan da kırılan şeyler. Biraz önce denizden çıkardığım bir kabuk vardı. Ay, çarptım düştü. Şimdi Japon'la yapıştırsam olur mu diye düşünüyorum da bir yandan. Aynı şunu şu metafor için söyleyeceğim. Acaba bu şimdi kırıldı ya bizim bu Covid'den sonra evden çalıştık falan. Hani daha böyle kafamız daha ruhani şeylere, insani şeylere de bir dönüştük ama şimdi açılıyor yavaş yavaş, hani öyle gözüküyor. Yani dünyada bu işi açacaklar. Yani Türkiye'de de oluyor. Olması gereken de o tabii ki. O ayrı bir konu. Bu dönüş sonrasında acaba bu Japon'la yapıştırdığımız duygular tekrardan eski hale gelecek mi? Bu stres yönetimi, uzaktan yönetimdeki yaşadığımız kırgınlıklar iş hayatına nasıl yansıyacak? Burada birçok konu var. Yani hani sen bana işte, ben sana bir WhatsApp'tan şuradan yazmıştım, Skype'tan, ama hani bir de geçen toplantıda bir şey sormuştum ama duymamazlığa geldin gibi. Çok fazla böyle sessizlik dolduran insanları ben şimdi görüyorum şimdiden. Bu konular da tabii ki çok önemli ama stresin tanımı ile ilgili geçen bakmıştım hocam. Şey ya, yani sizin çevrede sizin ve çevrenin sizden beklentisinin sizden fazla olması. Yani etrafınızı düşünün. Bir şekilde orada bir uyumsuzluk ortaya çıkıyor. Yani bir şeyi çözmenin İlk yolu Aristo'dan beri bu böyle diye biliyorum. Birincisi kategoriye ayırmak. Yani ben mesela hayatımda yaparım. Yani büyük bir sorunuz var. Yani mesela İngilizce diyelim ya da veri bilimi. Şimdi bunu veri bilimini ham diye öğreneceğim ya da başka bir şey verelim. Ben bir spor araba almak istiyorum. Ya bu da bir stres kaynağı olabilir. Bazı insanları ben takdir ediyorum, yani adam diyor ki Kendi spor araba almak hedeflerimizle. istiyorum. Böyle bir şey olabilir ama bunu bir anda ham diye almak, eğer bir hani gelir kaynağınız veya hazır bir paranız yoksa, mümkün değil. Onun için bir şey yapabilirsiniz. Belki kategoriye ayırıp bu isteğinizi tanımlayabilirsiniz. Dersiniz ki ya ben spor arabayı alsam zaten yollar berbat. Ya ben bunu kiralayayım en iyisi. Ya ayda kendime. Ya bu da benim zevkim. Bunu bile çözmek için bir kategoriye ayırmak kısmını vurgulamak istiyorum. Ama doğayla ve çevrenin bizden beklentileri fazla olduğu zaman bunu bir kere kesin anlayalım. Yani ergen bir çocuk bile olsak şu an. Ya da evlisiniz, çoluğunuz, çocuğunuz var. İşiniz var, işiniz yok. Hiç fark etmez. Sizden hep bakın strese sokan bütün konular. İşiniz var, işiniz yok. Çocuğunuz var, çocuğunuz yok. Aşınız var, aşınız yok. Hiç fark etmez. Hep beklentiyle ilgili. Bazen hani insanlar derler, ya ben kendim aç kalmaya razıyım, bir şeye razıyım ama şu çevredekileri ne yapacağız? Yani annem, babam, çoluğum, çocuğum. Stres kaynağı genelde dışarıdan oluyor. Önce onu tespit etmek lazım gibi geliyor bana. Bir de kendi beklentilerimiz de sanki, yani hani başkalarının bizden beklentisi yanı sıra biz başkalarından neler bekliyoruz ve biz kendimizden neler bekliyoruz, o da çok etkiliyor. Peki hocam, iş yaşamında stres dedik ya, hani genel stresle ilgili konulardan zaten konuşuruz ama şöyle bir, yani İK'lar olarak baktığımız zaman, şirketlerin İK politikaları vesaire olarak baktığımız zaman stresle ilgili bazı eğitimler belki aldırabiliyorlar. Bu daha çok stresi yönetme tarzında, stresle başa çıkma tarzında falan. Ama acaba şirketler, ya bu çalışanlara biz stres oluşturmayalım, makul, verimli bir şekilde çalışabilecekleri, mutlu olabilecekleri bir ortam oluşturalım diye inceliyorlar mı? Yoksa aslında biraz da kontrollü bir şekilde stres yaratmaya yönelik bir takım yaklaşımlar mı var aslında? Buna ne dersiniz? Yani hem şey seviyesinde, bir genel İK politikası seviyesinde, bir de yönetici seviyesinde. Çünkü şirketin İK politikası ayrı bir konu. Yöneticilerin kişisel olarak kullandıkları yaklaşımlar ondan biraz farklılaşabiliyor. Ne dersiniz bu konuda? Hani stresi iyi bir şey olarak mı kullanıyorlar, yoksa aslında hani örtülü olarak başka şekillerde kullanımlar mı var burada? Aba altından biraz sopa göstermek gibi ama bunu da üçe bölersek, yani stres bir kere kültürel de bir şey şirketlere baktığımız zaman. Ben mesela bir şirketin bana deseniz ki ya bir şirketin stresli olup olmadığını sen nereden anlarsın? Yani uzun yıllar İK'da çalıştım ve bu konuda da hani birkaç uzmanla da görüştüm.
hani benim daha çok gözlemimi söyleyeceğim ama literatür çalışmaları var ama genel müdürü bir şirketin nasılsa büyük olasılıkla böyle oluyor. Nasıl davranıyorsa bir alt kademe en eksi biri bütün şirkete o kültür bir şekilde yayılıyor. Çünkü kültür yayıldığı zaman kültür aslında bir iş yapış şeklimiz, bir merhaba deyişimiz, merhaba deme işimiz. Hani hep de böyle olumlamayalım, değilleyelim de yapmadığımız şeyler, görmediğimiz insanlar, görmezden geldiğimiz insanlar, mail atmayıp aradığımız insanlar, aramayıp CC'ye birini koyduğumuz insanlar. Hani bakın bunların hepsi böyle şimdi izleyenler de hak verecektir. Ya gördün bak şunu CC'ye koymuş mesela. Bu mesela bir kültürdür aslında. Yani stresi iş hayatında sorduğumuz zaman ilk yönetim kademesini siz söylediniz genel müdürler. Yani yine buraya düşüyor iş. Bir yerden sonra bir de gizli stres yayıcılar var şirketlerde. Bunları da tespit etmek lazım. Mesela çok iyi mesela satış yöneticisi var. Ama öyle bir yönetiyor ki buna durumsal liderlik de deniyor. Böyle bir anda kriz çıkarıyor. Ne olacak satışlar falan bağırıyor, çağırıyor falan. O ay satışlar toparlanıyor herkes korkudan. Ama uzun vadeli planlarda sıkıntılar yaşıyoruz. Yani biz birazcık İK'cılar olarak hedef yönetimleriyle ilgili de sıkıntılar var. Dünyada da bunun örnekleri var. Ama stres nereden kaynaklanıyor dediğimizde kültüre bakmak lazım. Kültür konusu da insan kaynaklarının konusu. Aslında yani kültür dediğimiz noktada veri kültürü yaratmak da bu olabilir. Ama şirketteki iş yapış şekliniz nasıl? Mesela yani eczacı başında mesela tam kartınızı unuttunuz, kapıdasınız, yürüyorsunuz, kartınızı yukarıda unutmuşsunuz. Şimdi arkadan gelen insanlar size yardım ediyor mu? Yardım edip etmeme süresi kaç saniye? Mesela. Şirkete göre bu değişiyor biliyor musunuz? Yani gerçekten benim de anekdotlarım var. Farklı oluyor. Ya şimdi o kartı vermiştir, vermemiştir. Oranın güvenlik kısmını bırakın. Arkadan o size kartı uzatma şeyi ya da şirkete göre ne değişiyor? Strese sokuyor işte bunlar insanları iş hayatında. Ya bir Excel'de bir şey yapamadınız. Ya sormaktan mesela imtina çekiniyor musunuz? Çekiniyorsanız o çekinme katsayınız işte o şirketteki stres ve kültürle ilgili. Ve bir de liderlik var. Yani liderlik tipiyle de ilgili çok yeni konular var. Bulut liderlik gibi bir konu var mesela. Kapsayıcı, hizmetkar liderlik gibi modeller var. Önümüzdeki haftalarda onu da ben ayrı bir konuda konuşmak istiyorum. Liderlik tipolojisi de strese çok neden olan bir şey. Yani bunu aile gibi düşünebilirsiniz. Yani evdeki bir şeyi kırdınız ya da bir şey oldu, bir şeyi kaybettiniz. Babanız size ya da anneniz bağırıp terlik mi atacak? Yoksa bu durumun olmama neden olduğu ile ilgili birkaç soru sorup sizi teselli mi edecek? Aynı şirketler de böyle oluyor. Ya bir dosyayı satışları tam yapıyordunuz, kaçırdınız müşteriyi. Şimdi genel müdür size terlik mi fırlatacak? Yani mecazi olarak söylüyorum. Yoksa bu durumla ilgili buradan bir ders mi çıkaracağız? O yüzden birazcık İK'daki yapılarda liderlik yönetimi ve aynı zamanda da kültürü yönettiğinizde stresi de yönetiyorsunuz gibi gözüküyor hocam. O kültürü iyi bir şekilde yönettiğiniz zaman aykırı örnekler de azalacaktır tabii. Genel kültüre uyumlu davranacaktır insanlar. Burada çok pozitif likit bir şey hocam ya. Evet, buyurun. Pozitif motivatörler ve negatif motivatörler çok önemli sanki. Yani bu hem bireysel seviyede hem de şirket kültüründe de söz konusu olabilecek bir şey. Yani bir şeyde ben pozitif olarak motive olabilirim. Mesela yapmaktan hoşlandığım için, ortaya çıkardığım üründen gurur duyduğum için, işte birilerine yardımcı olma hissi sebebiyle, kendi tatmin duygularımla vesaire. Bunlar pozitif motivatörler bu tür şeyler. Bir de negatif motivatörler var. Mesela suçluluk duygusu, eksiklik hissi, yine yapamadık falan gibi olaylar, stres, hani zora girmek, dara girmek, sıkışmak falan. Bu tür şeyler de negatif motivatör. Aslında baktığınız zaman şöyle bir işin tuzak yönü var. Kısa vadede negatif motivatörler çok etkili olabiliyor. Yani bir kişiyi mesela suçluluk duygusu altına sokabilirseniz eğer ona yaptıramayacağınız bir şey yok yani. Ama bunlar uzun vadede hani keskin sirke küpüne zarar olayı var ya. Uzun vadede hani kişiyi de şirketi de yiyip bitiren hani devamlılığını sağlamanın çok zor olduğu şeyler. Ama öte yandan pozitif motivatörlere de baktığımız zaman bunları uzun vadede çok faydalı olarak görmek mümkün. Ama oturtana kadar bunları, kültüre oturtana kadar kişide ya da kurumda başlarda çok şey olmayabilir. Yani işe yaramıyor gibi gözükebilir. Hani aksayan durumlar olabilir vesaire. Biraz zamanla kendini gösteren şeyler.
Ne dersiniz bu pozitif mi? Yani bunlar şirketlerdeki iş hayatındaki kullanım yoğunluğu hangisini kullanan şirketler daha yoğunlukta acaba? Yani şimdi bugünlerde tabii ki dönüşü çok merak ediyorum ben. Şu Covid sonrasında bakalım bu motivasyon, liderlik, yöneticilik konusu öyle bir birbirine girecek ki hocam. Ama söylediğiniz şey çok önemli. Birini pozitif veya negatif motive etmek diye bir şey var, doğru. Ve negatif çok karlı bir iş. Yani ben mesela size diyebilirim ki ya hocam bu yayını yapmazsak şöyle olur. Ya da siz bana diyebilirsiniz ki Emre bak böyle bir şey yapmazsan bu olur, şunu yapmayız falan. Ben hemen otururum çalışırım. Ama sonra var ya 6 ay sonra ya da 3 ay sonra fırsatını bulunca bunun dönüşünü kesinlikle insan yapıyor. Bununla ilgili ben Gökhan diye birinin örneğini veriyorum. İsmini değiştirdim ama tanıdığımda şahsen bildiğimde bir örnek. Gökhan vardı bir şirkette. Bir teknoloji şirketinde satış görevlisi bir arkadaş. Ben de üniversitede aynı zamanda hafta sonları bu işi yaptım. Bayağı eski zaman ama. Şimdi Gökhan'a örnek vereyim ben size şimdi. Gökhan bir gün izin istedi. O perakendecinin de en önemli elektronik satışçısı ve plazma TV'ler yeni çıkmış. Yani günde 1 milyon TL demeyeyim ama 700 bin liralık satış falan oldu. Yani çok büyük bir para o zaman. Hani düşünün şimdi günlük satış cirosu çok büyük bir para. Ve bunun da yarısını Gökhan satıyor. Tamam. Gökhan'ın bir gün bir işi çıktı. Ama acil izin alması için önceden bildiremedi. Geldi bizim müdüre, mağaza müdürüne. Ben dışarıdan bir şirketin danışmanı gibi geliyorum oraya falan. Satışları raporluyorum. Niye olmadı? Gökhan dedi ki ya dedi Serhat Bey benim dedi böyle böyle bir işim çıktı, bir işim var. Benim dedi bugün gitmem lazım. Serhat dedi ki vallahi Gökhan hiçbir yere gidemezsin. Hiç şey bile yapmadı. Hani böyle sohbet bile edilmedi. Vallahi hepimizin içinde. Gökhan dedi hiçbir yere gidemezsin. Ben sana söyleyeyim dedi. Bugün dedi hafta sonu cumartesi bu satışları vallahi yapacağız dedi. Kusura bakma satış dedi çok önemli. Vallahi dedi ya gitmem lazım. Hani Gökhan diyor ki gitmem lazım. Bak hani mesajı veriyor alttan dubleks mesajı. Yok dedi kusura bakma arkadaşlar dedi. Çıktı gitti kaçma hemen. Hani müdürün kaçması da oluyor bazen. Çatışmayı büyütmemek için. Kaçtı gitti. Peki Gökhan o gün var ya yani o mağaza en düşük satışını yaptı ya. Bana dedi ki Emre bak dedi şimdi göreceksin dedi. Bana dedi izin vermediler ya dedi. Ben dedi bu satışları bak nasıl bozacağım dedi. Sinirlendi. Şimdi o gün bile kötü etkisi olabiliyor. Gökhan şöyle yaptı. Tam adam böyle plazmayı alacak. Çok da güzel bir semtte. Güzel yani 20 bin liraya falan televizyon. Ya çok önemli yani bu adam. Hemen o teknik bilgisiyle falan Japonya'dan birkaç örnek verip falan bilgi güç ya. Tak satışı kapatıyordu. Gökhan tam böyle satışı alacak adam. Almaya gelmiş. Ya aslında şöyle bir şey de var. Bunu da bir düşünmek lazım gibi böyle bir sessizlik ortamını bir yarattı. Bütün bu satışları Şüphe. neredeyse yani şüpheyi bir yarattı, bitirdi. O yüzden yani bizi izleyenler de kendileri de bunu maalesef yapmışlardır. İnsan her şeyin farkında. Yani sakın ola ki biz İK'cılar şöyle şeyler zannediyoruz. Hani bizim ofiste bir şey oluyor ya da iş hayatta da bu arada. Çocuklar gibi aslında insanlarda. Çocukların katsayısı 2-3 birim daha fazla. Her şeyi fark ediyorlar. Her şeyi biliyor. Annesinin babası arası iyi mi, kötü mü, nerede bir sıkıntı var. Hepsini bizden iyi biliyorlar belki. İş hayatındaki çalışanlar da her şeyin farkında. O yüzden yani sakın ola ki negatif motivatörlerle oynayarak bir şeyi yendiğinizi, bir şeyi sağladığınızı sakın düşünmeyin diyorum ben. Özellikle yani bunu iş hayatında deneyimleyen İK'cılar olabilir. İK'cı da değil, insancılar diyelim. Hepimiz insan ilişkisi kuruyoruz. Bu çok çok önemli bir şey. Yani kısa vadeli yatırım için bu borsada çok kaybediyor kısa vadeli yatırımcılar. Ben var tanıdıklarım. Diyor ki Emre diyor bak diyor şuradan diyor bir hisse aldım bugün çıktı diyor. O gün çok güzel bir gün. Sonra bir kaybediyor. Baya 50 bin 60 bin dolara giden var. Yani o yüzden ben bunu ona benzetiyorum. Kısa vadeli borsa oyuncuları. Ya borsaya inanıyorsanız yatırım yapıyorsanız mesela rüzgar enerjisine yatırım yapın. Bu da pozitif strese yatırım yapın. Yani insanları pozitif yönlendirme ile ilgili de şeyler var. Bu konu bilimsel ayağı ile ilgili de hocam şey var. Kavramı katarsis diye bir kavram varmış. Yeni öğrendim. Katarsis diye bir kavram. Eski Yunan'da bir arkadaşımla konuşuyorduk. Dedi ki bütün tiyatrolar 24 saat. Öyle bir bölüm varmış. 24 saat tiyatro oynuyorlarmış. Dedim Allah Allah ben bilmiyorum bunu ya. Bir bakayım falan. Baktım falan. Gerçekten de öyle. 24 saat tiyatro oynandığını düşünün. Ya olmaz ki canım. Bizim tiyatrolar nasıl? Perde açılıyor, kapanıyor falan. 2 24 saat saat falan. tiyatro iş. Tabii ya maksimum o kadar. Ama niye oynuyorlarmış diye baktığımızda şunun için gerçek hayatı gerçek gibi göstermek için. Mesela bir adamı öldürüyorlar. Adam yarım saat can çekişiyor. Düşün izliyorsunuz bunu bütün gün falan. Çok değişik bir nokta. Gerçekten de
katarsis kavramı da işte insanların streslerini atabilmeleri için bu şekilde birbirlerine doğaçlamayla yaşadıkları düşünce ve duygularını anlatmak için kullanılıyor. Freudian psikolojinde temeli olarak gözüküyor ama ben ısrarla şu sorunun cevabını da merak ediyorum. Yani izleyenler de yazabilir. Mesela kafam bir şeye sıkıldı, strese. Ya bir şekilde giriyoruz. Para olabilir, aşk olabilir, sevgi olabilir, ihtiyaç olabilir, istediğinizi yapmamak olabilir. Bir şekilde strese girdiniz. Bundan mesela birçok yapılan çalışmada bunu insanlara anlatıyorsunuz ya, paylaşıyorsunuz. Bazı çalışmalarda bunun negatif etkisi var. Yani ben geliyorum size diyorum ki ya böyle böyle bir şey başıma geldi benim. Görüyor musun bak neler oldu. Tabii kendi açımdan anlatıyorum durumu. Böyle böyle oldu diyorum. Bazı çalışmalarda bunun pek bir faydası yokmuş gibi. Bazılarında da varmış gibi. Kişilik tiplerine göre, insanlara göre değişiyor ama bana sorarsanız ben stresli olayların çok fazla anlatılıp rahatlama yaşanacağıyla ilgili benim büyük çekincelerim var. Yani bunu saklamak için söylemiyorum ama. Belki başka yani, tür streslere de sebep olabilir. Ha bir de şey var, bu Amerikalıların aptallar için kitap serileri var. Yanlış anlamasın insan, dummies için serileri var. Yani böyle Amerikalıların yazdığı kitapları ben seviyorum şey açısından. Çok basit anlatıyorlar ya. Ya bir kavramı alıyor adam, stres yönetimiyle ilgili bir kitap var 700 sayfa. Öyle bir basitleştirip anlatıyor ki. Mesela orada şunu diyor. Stresin kaynaklarına odaklanmayın diyor. Yani mesela beni ne stresi sokuyor? İşle ilgili bir sorun var. Ona odaklanmayın diyor. Asıl sizi sokan strese işle ilgili yaşadığınız problem değil diyor. Bir kere strese girdiniz ya diyor. Bir kere bir hissiyat yaşadım ben. Yöneticiyle sorun yaşadım ya da işle ilgili kafamda bir sorun varsa bundan sonra otomatik portakala bağlıyorsunuz. Diyor ki o sorun soruna neden oluyor. Yani hiçbir şeyi unutuyorsunuz ana kaynağı. Sırf stres strese neden oluyor. Yani böyle sonsuza doğru giden eğriler oluşuyormuş. Bu da değişik bir konu. Ben de hani bu noktada kendime yeni yeni bakıyorum. Yani strese girince olaydan ziyade stresten dolayı strese giriyormuşum gibi geliyor. Onu da izleyenler bir düşünsün derim. Şeyde tabii stres temel bir mekanizmamız ve temel varlığı aslında hayatta kalmayla ilgili konular. Yani hani bu kadar çok etki yapması, ki öyle psikolojik falan deyip geçilebilecek bir süreç değil. Zaten psikolojik her şeyin de fizyolojik temelleri de var. Temel olarak aslında vücudumuzda gayet böyle salgılarla önemli tepkilerin geliştiği bir süreç. Ve strese girdiğimiz zaman hani böyle yaşamda kalmayla ilgili fonksiyonlara odaklanıp, mesela diyelim ki şeyle ilgili, yani sağlıkla ilgili, işte kendimizi korumayla ilgili fonksiyonların askıya alındığı, ondan sonra sindirimle ilgili fonksiyonların askıya alındığı bir süreç normalde stres. Dolayısıyla çok az şeyin aslında stres yapıyor olması gerekli. Ama işte böyle stresi bir şeylerin tetikleyicisi olarak kullanmak çok yaygınlaştığı için hem kişilerin kendi yaklaşımlarında hem organizasyonel yapılarda, yani kurumlar, şirketler stres oluşturmanın çok hayati bir konu olduğunu ve gereksiz yere kullanılmaması gerektiğini yeterince farkında değiller. Negatif motivatörleri kullanarak doğrudan kendileri stres oluşturarak hedef gerçekleştirmeye de çalışabiliyorlar. Böyle olunca çok ciddi sağlık problemlerine de yol açabiliyor aslında. Belki diyorum bu korona sebebiyle benim çok kullandığım bir şey vardır, yaklaşım vardır. Ucunda ölüm mü var? Hani bir şey için stres etmeniz gerekir mi gerekmez mi'nin ölçeği bu. Bir işin ucunda ölüm yoksa onunla ilgili stres yapmanın anlamı yoktur. Hani ölüm riski varsa o stres konusu olan bir şeydir. Çünkü vücudumuzun verdiği tepki öyle. Yani hani bir şeye önem verebilirim. Ona önem verdiğim için özen göstererek bir çalışma yapabilirim. Ama hani bu normal bir çalışmadır. Başarımla ilgili, performansımla ilgili bir şeydir. Ucunda ölüm olan bir şey değildir. O yüzden de onun için stres yapmama gerek yok aslında. Yani bu bağlamda düşündüğümüz zaman bu korona günleri acaba biraz bizi ayıktırır mı? Yani kişiler olarak, şirketler olarak. Çünkü ucunda ölüm olan konuları gördük şu anda. Ve çatır çatır hani bunun düzgün organize edemeyen ülkelerde gayet de yükselen sayılarda ölümlerle karşı karşıya durumdayız. Hani asıl kritik faktörlerin, yani bir de ucunda ölüm olmasa bile riski yüksek olan faktörler. Mesela pek çok beyaz yaka başarılı insan iş kaybı gibi bir şirketi çok ufukta görmez kendisi için. Ya da işte pek çok şirket, ya şirketimizin varlığın devamlılığı falanla ilgili o kadar da bir sıkıntı görmez.
Ama şimdi korona gösterdi ki ölüm var ve her an hepimizin karşısına çeşitli şekillerde çıkabilir. Yani bu koronayla kısıtlı da değil. İş hayatımızda mesleklerimizin garantisi yok. Hani dijital dönüşüm ve benzeri konularla mesleklerde başarılıyken de ortadan kalkma riski var. Şirketlerin devamlılığı da bakın şu anda hani hiç gelecek endişesi olmayan pek çok şirket irili ufaklı varlık yoklukla ilgili sıkıntılar hesap ediyor. Yani ne yapabilirim, nasıl adapte olabilirim, yeni şartlarda nasıl ayakta kalırım vesaire diye. Bunlar aslında gerçek stres konuları. Hani biraz belki bu bir ölçekleri doğrulamamızı sağlayabilir mi acaba? Buradan akıllanır mıyız, biraz ders çıkarır mıyız? Yoksa birkaç hafta sonra unutur, yine eskisi gibi mi davranırız? Ne diyorsunuz hocam? Yani gülüşümden anlıyorsunuzdur da. Yani insanın doğası gerçekten çok farklı. Bununla ilgili hani burada da birçok çalışma paylaşılıyor. Psikoloji bakıyorsunuz, bir çalışmada öyle çıkıyor, bir çalışmada böyle çıkıyor. Ama şimdi mesela 1789 tarihine gitsek büyük bir devrim oldu, etkileri oldu. 1989'a gitsek işte internet bulundu. 2019'a gitsek işte Covid nedeniyle büyük bir insanlar sarsıldı falan. Ama bakıyorum da yani mesela Birinci Dünya Savaşı'nı yaşayan insanlar İkinci Dünya Savaşı'na hemen bir 30-40 sene sonra tak hem de böyle baya baya insanın öldüğü bir şeyi hemen tetikleyebiliyor ve karşılıklı olarak da çıkarlarından kimse de hani mesela bugüne indirgersek bunu ya korona var hani ben artık liderlik metodolojisinde birazcık daha bulut hani daha yumuşak insanları işe alayım değil. Belki de tam tersine etkisi olacak gibi gözüküyor hocam. Yani maalesef kötümser bir bakış açısı gibi gözüküyor ama Birinci Dünya Savaşı'nı unutan insanlar İkinci Dünya Savaşı'na koşa koşa. 90'larda bir iki kutuplu dünya yıkıldı dedik. Her şey güzel olacak dedik. Şimdi daha da berbat bir şey. Şimdi Rusya tekrardan güçleniyor. Çin virüs laboratuvarda mı üretildi? Yani şu çizgi film örneğini yine vereyim. Bu kötü karakterler hani dünyaya yok etmeye çalışan adamlar haklı mı diye bazen düşünüyorum kendi kendime. Gerçekten bu yeni dönemde ben maalesef havalar da biraz ısındı herhalde. Daha da şey olacağını düşünüyorum. Yani daha hızlı bir belki de daha eskisinden kötü olabileceğini de düşünüyorum. İş yapış şekillerimiz muhtemelen değişecek ama kaybettiğiniz bir 3 ay var satışlarda. Ve yıllar 12 aylık olarak, finansal olarak tablolara bakılıyor. Şimdi bu 3 ayı nasıl kapatacaksınızla ilgili direkt bir üst yönetimin aklında bir soru var. Şu değil soru bence. Hani şu an döndü mesela insanlar, normalleşme sürecini nasıl yöneteceğiz diye birçok şirket toplantı yapıyor. Şu mu konuşuluyor diye düşünüyoruz. Hani biz hani bu 3 ayı bırakalım, biz önümüzdeki dönem daha agresif olmayalım. Hani şu gördüğünüz olanları bizim sektörde sıkıntıya girdi değil. Tam tersine daha bir saldırı, daha bir üzerine ya bu 3 ayı nasıl kapatabilirizle ilgili şeyler olacak ki. Mesela Çin'in ihracat rakamları %15 düşecek diyorlardı. %3 artmış. Hani çok değişik bir durum bu. Demek ki o sırada daha da hani insanlara daha fazla malzeme sunmak ki orada hani bir virüs tehlikesi falan vardı. Kargoları koyun balkona falan deniyordu. Ama hiç öyle olmadı. İhtiyaçlar da dünyadan arttı tabii ki ama yani birazcık bu yeni dönemle ilgili stres yönetiminin daha önemli olacağı, İşe dönüşteki uyumun, esnekliğin, ayak uydurmanın çok önemli olacağı. Yani mesela bugün diyelim ki magma patladı. Hani Covid'den sonra yeni bir şey çıktı ya da bir asteroid gerçekten de çarptı. Ya her sene çarpıyor ya her ay gazetelerde. Her ay bir tane asteroid ufaklarından çarpıyor. Batman'da da bir olay olmuştu böyle. Yani biz acaba bilgimizle bu tip olaylar üzerine bilgimize mi bir şey koymamız lazım yoksa yetkinliğimize mi diye düşündüğümüzde stres yönetimi için. Bizim kendimize eğitmemiz lazım. Yani elinden geleni yap, gerisi hani artık kalmıştır. Elinden geleni yap derken hani böyle az çalış anlamında söylemiyorum. Herhangi bir konuda. Benim elimden gelen bu, bunu yapıyorum ve diğer konularla ilgili bir şey yapamam. Bunu kabul etmek lazım. İnsanın kabul etmeyen bir canlı olduğu da çok açık. Etmiyor yani. Şöyle diyorsunuz oluyor, ben de kendimde çok görüyorum. Yok kabul etmiyorum diyorum kendi kendime. Ama gerçekten kabul etmemiz lazım. Bizim birazcık kendimize stres yönetimi için bir bütünün parçası olmak diye bir kavramdan bahsediliyor hocam psikolojide. Yani şunu da söyleyeyim hani stres yönetimini konuştunuz, çözüm öneriniz ne olur kısmına da hafiften bir giriş yapayım ben. Bir bütünün parçası olarak hissetmek insanlarda stresi bilimsel olarak azaltan bir şey. Ne demek istiyorum? Mesela bir gruba üye olmak. Bu bir forum da olabilir. Bu bir oyun oynayanlar grubu da olabilir. Mesela okey oynayanlar çok severler birbirlerini.
Ya da kumar oynayanlar da mesela Kıbrıs'ta çok vardır. Ben biliyorum. Bunu bir kere önermeyelim Kıbrıs'ta. Tabii de kumar seçeneğini. Tabii önermeyelim ama bir gruba ait olmak o beynin kumarın kısa süreli çok büyük bir mutluluk yarattı ama uzun vadede bir çöküşe götürdüğü de çok bir gerçek. Psikolojik olarak da bir gerçek. Ama bir gruba ve bütüne ait olmak hissiyatı, bu dini bir görüş de olabilir. Bu hissiyatlar insanı çok mutlu kılıyor. O yüzden bütünün, yani sizin başınıza bir şey geldiği zaman psikologlar şeyi söylüyorlar ya, bir bütünün parçası olduğunuzu düşünün. O yüzden şirket toplantıları falan böyle biraz hani biz bir bütünüz falan böyle kimsenin inanmadığı yazılarla dolu. Çünkü o hissiyatı yaratmak için. Biz bir bütünün parçasıyız, bu işi birlikte yaptık falan. Yo, oradaki satış ekibi yaptı falan diyor mesela. Bir tane yaşlı muhasebeci olur, o der ki yo biz yapmadık ki, ben diyor dosyaya giriyorum, bunlar yaptı falan diyor. Yani o yüzden değişik değişik durumlarla da karşılaşıyoruz ama bütünün parçası olmak önemli. Birkaç sizin stresle mesela başa çıkmanız için ne dersiniz hocam? Ne önerelim insanlara? Yani burada sanki bir kere kişisel çözüm bulmak gerekiyor gibi gözüküyor. Yani dünya bu işten çok da akıllanmayacak, şirketler o kadar akıllanmayacak gibi gözüküyor. Biraz aslında kendi çaremizi bulmamız gerekiyor bu durumda. Beklenti dediğiniz konu çok kritik bence hocam. Birincisi beklentileri makul bir şekilde yönetmek. İkincisi de bence eğitimlerde falan hani stresi daha çok yönetmekten bahsediliyor. Yani hani stres oluşur, oluşan stresi taşıma kapasitemizi artırabilmek falan gibi konulara odaklanılıyor daha çok. Stres oluşmasını normal gibi gören bir yaklaşım var. Aslında gereksiz konulara stresi oluşturmamak da önemli bir nokta. Gerçekten hani o kabullenme olayı, bir şeyleri olanları değiştiremeyecek olduğum şeyleri kabullenme olayı ve ucu nereye dokunuyor? Yani bu gerçekten büyük bir zarar potansiyeli olan bir şey mi? Yoksa kendi kendime bir şeyleri abartıyor muyum? Ya da şirketim mi abartıyor? Ya da rakipler mi abartıyor? Bunları yakalayıp zaten stresi kaynağında azaltmak çok daha kritik gibi gözüküyor. Yani benim için gerçekten önemli olan şeyler ne? Ve bu şey onlara dokunuyor mu? Yani onlara dokunmuyorsa stres yapmadan da mantıklı bir şekilde çalışılabilir, çaba sarf edilebilir. İlla strese gerek yok bir şeyi uygun şekilde yapmak için. Hatta hani stres anlık olarak faydalıdır. Yani normalde çok strese girmiyorsam ani bir tehlike karşısında aniden oluşan stresin bir faydası vardır. Ama sürekli olan bir stres zaten benim kapasitemi de düşürür. Yeteneklerimi köreltir. Yani becerilerimi azaltır, elimin ayağıma dolaşmasına sebep olur. O yüzden bir şeyi de yok. Yani uzun vadede bir faydası da yok. Bence stresi yönetmekten çok, yani oluşan stresle mücadele etme yöntemlerinden çok, stresi kaynağında azaltmak, ölçeğimizi düzeltmek, gerçekten önemli olanla önemli olmayanı ayırt etmek ve pek böyle değiştiremeyeceğimiz şeylere de biraz rıza göstermek, yani değiştirebileceklerimize odaklanmak, etki edebileceğimiz noktalara odaklanmak işi çok rahatlatır gibi geliyor bana. Ama tabii şu çok acı, yani bunu yapmak zorunda, hani tek başımıza bunu yapmak zorunda kalmamız ve burada aidiyet grubu olarak aile gibi, dost çevresi gibi falan yerlere sığınmak zorunda kalmamız, bu çok acı aslında. Keşke gerçekten şirkette öyle bir hani aidiyet hissi oluşabilse, çalıştığımız ortamlarda o aidiyet hissi oluşabilse, gereksiz stres oluşturmak konusunda zaten hani şirket yönetimleri pozitif motivatörlere yönelse, bunları o kadar kullanmama, hani gereksiz stres oluşturmama gibi bir yönelim olsa, ama o sanki bir olmayacak duaya demek gibi. Şey gibi hocam, şey geldi aklıma şimdi siz anlatınca. Bir gün bir anestezi aldım hocam ben, bir operasyon için. Ya anesteziden bir uyandım, ya o kadar iyi hissettim ki, ya o hissiyatı hiç unutamıyorum. Doktoru çağırdım gerçekten. Dedim ki ya bu nedir? Allah dedi ki yeni nesil bir anestezi verdik size. Gerçekten dedi. Bütün vücuttaki kasları dedi gevşetiyor. Ya o kadar iyi hissediyorum ki hocam, böyle kağıt düştü yere. O anı hiç unutamıyorum. Bak, çok saçma gelecek izleyenlere de. Bana da çok saçma geliyor. Bir kağıt düştü böyle. İnanın o kağıdın düşüşünün her anını gördüm. Hani
böyle düştü. Öyle hoşuma gitti. Değişik bir hissiyattaydım. Bu aslında tabii ki bir nevi uyuşturucu aslında bu. Zihinde bunun aslında fiziksel olarak yapma yöntemleri de varmış. Ama neyi nereye getireceğim sözü? Eğer kaslarınız gerginse yapılan çalışmalara göre iki tane yol var. Mesela stresliyim ben. Ya arkadaş bir şeyi kafama taktım çıkmıyor kafamdan. İki tane yol söylüyorlar. Diyorlar ki ya zihnini gevşet ya bedenini gevşet. İkisinden biri. Birini yapınca diğeri gevşiyor zaten otomatik. Tabii ikisi birbirine ayrı değil zaten bütünleşik olduğu için. Kesinlikle. Aslında birden bahsediyoruz. Yani zihnini gevşetmek için Japonların Jurinshuku diye bir şeyi var. Orman banyosu diyorlar buna. Ormana gidiyorlar ve ormandaki o bütüne aidiyet hissiyle birlikte siz gevşiyorsunuz ister istemez. Ya da piyano tarzı ya da klasik müzik tarzı müziklerin bilimsel çalışmalarda bu stresi azalttığı kesin. Yani şeyi açmayın ama magazini açıyorlar hafta sonu falan insanlar. Onun yerine bir müzik arkada çalsın. Bak kesin etkili oluyor. Ya da bedeninizi gevşetmeniz lazım diyorlar uzmanlar. Kaslarınızı gevşetici hareketler yaptığınızda çünkü streste ilk olan şey kasların kısalması. Geriliyorlar. Hı-hı. Ve onları siz genişlettikçe aslında pilatesçiler burada sevinebilir. Ben de çok yapmak istiyorum bu sporu. Biraz kadın sporu gibi bir erkek bulsa da bir Alman erkek bulsa da pilatesi biraz kadın sporu gibi kaldı maalesef. Orada da bir gender index yiyoruz. Ama çok şey yani stresi de çözmenin sebeplerinden biri bu. Bir de şeyi söyleyeyim hocam Epiktemus'tan geçenlerde bahsetmiştik başka bir konudan hatırlamıyorum. İnsanların bu modern psikolojisinin kurucusu olarak eski Yunan'dan birisi diyor ki insanları diyor olaylar hiçbir zaman üzemez. Sadece diyor olayları algılayış biçimleri üzebilir diyor. Yani bu sözü mesela aklınıza getirin. Hani ben mesela bayağıdır bir aydır falan bir olay oluyor. Diyorum ki bu olay beni üzemez arkadaş. Ben bu olaya nasıl bakarsam o beni üzer ya da bu. Bu konuya da birazcık odaklanmak lazım gibi gözüküyor. Değiştiremeyeceğiniz şeyleri kabul etmekle ilgili de yani dört büyük kitapta da birçok şey var. Metinler var. Yani bir de ne diyelim? Şimdi bir potpourri yapıyorum. Bir Epiktemus'a gidiyorum. Bir bizim kitaplara gidiyorum. Bir de Niyazi Mısri'ye gideyim. Niyazi Mısri'nin mesela benim lise döneminde okuduğum güzel bir şeyi vardı. Şimdi terse bir şey söyleyeceğim. Stresi iyi olduğuyla ilgili de yazılar var. Doğru. Kontrollü stresi. Derman arardım derdime. Derdim bana derman imiş diyor. Sözü çok düşünmüşümdür ben. Gerçekten de geçenlerde de konuştuk. Karar ağacı gibi düşündüğünüzde yani bir algoritma gibi düşünün. Ya aslında sonuçta ne olacağınız belli. Sağ tarafa ya da sola gideceksiniz. Sağ tarafa giderken sola doğru da hareketler yapıyor hayat size. Terse de vuruyor. Yani siz diyorsunuz ki ya ben başarılı olacağım. Bir gidiyorsunuz sınav sonucunda kalmışsınız. Ya başarılı olacaktım o yöne gidiyordum. Ama bu başarısız olduğunuz için daha çok çalışıp daha çabuk başarılı oluyorsunuz. Yani o yüzden kısa vadede şeyleri değerlendirmemek de lazım gibi geliyor. Ne dersiniz? Tabii gelişim şeyle, olumsuz şeylerle oluyor aslında gelişim. Ama orada onu nasıl ele aldığımız önemli işte. Yani kimisinin başına ufacık bir şey gelir, o kocaman bir bela olur. Yani o yani yanar, yakılır falan. Kimisinin başına da kocaman bir bela gelir. O onu stres kaynağı yapmaz. Onun yerine bundan ne öğrenebilirim? Ne oldu, bu niye oldu, neyi farklı yapabilirim falan onu o şekilde değerlendirdiği zaman çok daha farklı bir noktaya getirebilir olayları. O yüzden hani kimse mesela doğru yaptığı sorulara tekrar tekrar onları yapıp hata yaptıklarına bakmadan kolay kolay gelişemez. Hata yaptığım yerlerdeki hata kaynaklarımı çözdükçe gelişirim. Ama ben diyelim ki hatalı bir şey yaptım. Her hata yaptığımda sadece stres yapıyorsam, ya ben böyle biriyim, şöyle beceriksizim, şöyle bilmem neyim falan diye kendimi gömüyorsam, tabii o hatanın bir farkı şey yok, faydası yok. Yani o dert derman falan olmaz. Ama eğer bunu inceleyip ya niye böyle oldu, ben ne yaptım, ne o özelliğimden dolayı böyle oluyor, ne yapıyorum da böyle oluyor falan, oradaki örüntüleri, paternleri aslında düşünüp kafa yorup çözümlediğimiz zaman o başımızın tacı, çok faydalı bir şey. O yüzden ben mesela hata yaptığım noktaları çok değerli görürüm. Yani bir hata oldu diyelim işte kendi kişisel hayatımda bir yerde bir çalışmada falan. Hata direkt öğrenme kaynağıdır. Yani bir hata oldu demek ki bir şey yaptığım şeyde bir sorun var. Bir şeyi eksik yapıyorum, iyi algılayamıyorum falan. Çok sevinilecek bir durum. Hani hadi ya bakalım hocam, buna. Ya bir şey söyleyeyim.
İzleyenler de şimdi bazıları ya siz de iyice ne kadar da iyimsersiniz diyenler olabilir. Siz bunu ben de aynı şekilde bir aynı yönde diyelim. Mesela iş hayatında ne zaman bir hata olsa onun kaynağına gitmek için arkadaşlarla otururduk. Ama herkes de tam tersini istiyor. Diyor ki ya hemen kapat Emre, hani ya bunu konuşmayalım, ya yaptık düzelttik onu diyor biz. Ya diyorum ki tamam düzelttik de ben nedenini merak ediyorum. Hani bir de güler yüzle anlatmaya çalışıyorum ama yine de olmuyor. Zannediliyor ki hani siz o hatanın nedenini bulup oradan hani insanlara bir suç atacaksınız falan zannediliyor. O yüzden hataları, yani siz nasıl böyle bir insan olduğunuz diye ben size sorsam, böyle kişisel bir soru. Bu cevheri nasıl fark etmek lazım? Ya şeyde bu üniversite yıllarında böyle basit hata diye tanımladığım bir şey var. Şimdi kızlarıma da birisi üniversiteyi bitirdi, öbürü lise 2'de, onlara da anlattığım bir şeydir. Şimdi bir tane sınavda, hatta takım tezgahları diye bir sınavdı. 4 tane soru var. Bir vizeye girdik. 4 tane soru var. Çıktım vizeden, dedim ki tamam 4'ünde yaptım, 100 alacağım. Sonra çıkınca hemen kapıda konuşulur ya, şu soru nedir, bu soru nedir falan. Aa, bir baktım şey, işte bir tanesinde bir hata yapmışım, bir işlem hatası. Öbüründe başka bir şey falan. 100 alacağım vizeden 50 alıyorum. Orada bir ayıkma anı oldu benim için mesela. Yani oradaki hata nedir hata? Bir şeyi yaparken düzgün yapmak. Çünkü kendimde şunu gördüm. Kontrol ederken kendimden bayağı emin davranıyorum. O yüzden yaptığım hatayı tekrar kontrolde yakalama şansım düşük benim. Ha, yaparken daha dikkatli yapmak. Mesela bunu yakalamak benim için çok önemli dönüm noktalarından bir tanesiydi. Yani bir hata paternimi yakalamak ve onu düzelttiğim zaman ileriye dönük olarak kalıcı yüksek bir şekilde faydasını görmek. Şeyde de zaten kitaplarımı yazarken de 24 kariyer tuzağı, 24 öğrenme tuzağı hep bu vardır. Yani oradaki tuzak ne demek? Hata paterni. Sık yapılan bir hata paternini yakaladığım zaman onu düzeltirsem bir sürü şey kendiliğinden düzelmiş oluyor. Aslında stres de tam olarak böyle bir şey. Yani stresi ben kişisel olarak, herhangi birimiz olarak nasıl alıyorum, nasıl etkileniyorum stresten, nasıl davranıyorum? Buna kafa yormazsak ve buradaki paternleri keşfedip problemli yerleri çözmezsek, o zaman stres kaynaklarıyla tek 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 her biriyle uğraşmak zorunda kalırız. Hepsinin yükünü taşırız sırtımızda ve hepsi tekrar tekrar bize dayak atar. Yani aynı stres kaynağından yıllarca dayak yiyebiliriz. Halbuki orada paterni düşünsek, örüntüyü düşünsek, niye böyle oluyor? Ben buna niye kafayı bu kadar takıyorum? Takmamak için ne yapabilirim? Ya da root cause, yani kök sebebi analiz edip bu durumun tekrar oluşmaması için ne yapabilirim? Ona kafa yormak aslında çok kolaylaştırıcı bir şey. Yani örüntüyü yakalayıp onu çözümlemek. İnsanlara genelde böyle şeyler zor geliyor ama asıl zor olan, düşünsenize yani karşınıza biri çıkıyor size dayak atıyor. Hiç kafa yormuyorsunuz buna. Ertesi gün gidiyorsunuz tekrar dayak yiyorsunuz. Sonra bir gün daha yine dayak yiyorsunuz. Senenin 300 günü 10 sene boyunca bu dayağı yiyorsunuz. Ve kafa yormak, ya ben burada niye dayak yiyorum? Hani bu yolumu değiştirmem lazım. Yoksa bu karşılaştığım durumla hani aramı iyileştirecek bir şey mi yapmam lazım? Yoksa kendi kaslarımı geliştirip hani kendimi savunabilir hale gelmem mi lazım? Bunları şey olmadan, hani bunlara kafa yormadan aynı dayağı sürekli yemek daha kolaymış zannediyoruz. Halbuki aslında bir kafa yorsak, hani paterne baksak, onu çözümlemekle ilgili bir şeyleri yapsak, öyle ileriye doğru o kadar çok rahatlamış olacağız ki, yani yemediğimiz işte belki 2 yıl 3 yıl yedik, kalanını yememiş olacağız. Çok önemli hocam. Yani burada da şey geliyor aklıma, söylediğiniz şey, yani o pattern'ı, deseni yakalamak çok önemli. Yaptığınız davranışların kesinlikle bir nedeni var. Yani mesela herkes genelde şöyle bir yanılgıya düşüyor. Ben de düşüyorum. Mesela bir şeye kafayı taktım ya, ben de hep buna kafayı takıyorum diyorum mesela. Halbuki bu o kadar yanlış ki. Halbuki ona takma nedeniniz var. Kesin bakın. Yani siz bulamıyorsunuz. Yani mesela ben mesela trafikte çok sinirleniyorum. Normalin dışında, tabii ki hakkınız yense sinirlenirsiniz ama normalin üstünde bir sinirleniyorsanız kesin arkasında bir neden var. Fonksiyonelite deniyor psikolojide buna, öyle deniyormuş. Ben de psikolojiyle ilgilenirim. Yani o şeyin, yaptığınız davranışın hayatınızda kesinlikle bir nedeni var. Bakın mesela, yani çalışırken
sizin bölünmeniz olabilir ya da bazı şeyler sizi çok sinirlendirebilir. Mesela ben kendimden fizyolojik bir örnek vereyim şimdi. 25 yaşında öğrendim bunu. 25 yaşına kadar 10 yıl önce öğrendim. Ya bundan çok rahatsız oluyorum. Bakın fizyolojik bir örnek vereceğim. Psikolojiyi de var bunun. Öyle düşünün lütfen. Stres örneği. Ya ben yüzüstü yatıyorum hocam normalde. Böyle ya göbeğimden çok rahatsız oluyorum. Birisi dokunsa falan göbeğime uzansa bir anda böyle tepki gösteriyorum. Yıllarca bunu benim normalim olarak bizdeyenlerde de çok şey vardır böyle. Her şeyi zannediyoruz ki tüm insanlar da böyle. Herkes böyle ya olur mu diye düşünüyoruz. Ya ben böyle mesela bir bedende ders değiştireceğiz. Birisi göbeğime doğru bir hareket yapsa falan. Ya huylanıyorum ama inanamazsınız. Böyle bazı insan tırnağını kesemez, kadifeden huylanırsınız ya. Böyle bir hissiyat. Nedeni de yok bak. Zannediyorum ki tüm insanlar böyle. Yani hiç de araştırmadım. Bir gün bizimkilerle sohbet ederken dedim ki ya hiç de bunu söylemiyorum bile. Biraz da böyle hani insan paylaşmaya da biraz şey olması lazım. Demiyorum ki yani ben göbeğimden çok huylanıyorum diye. Hiç dememiş. Neyse bir gün bunu söyledim. Annem dedi ki ya sen dedi doğumdan sonra senin dedi göbeğinin orada bir şey çıkmıştı. Doktor dedi onu anestezi de veremediler sana yeni doğduğun için. Onu canlı canlı kestiler. Çok üzüldüm ondan mı dedi. Dedim ki ya bunu ben ya benim hiç haberim yok. Bunu bana söylesenize diyorum ama ben de paylaşmıyorum. Yani stresin olduğu yerde iki bilgi yok. Bilgi birazcık stresi çözüyor gibi hocam. Ya 25 yaşında öğrendim bunu. Hala da huylanırım ama onu öğrendikten sonra daha da azaldı. Düşünün. Acaba siz hani ben göbeğimden uylanmayken bebekken canlı canlı kesmişler ama haberim yok benim. Her gün uylanıyorum. Her an uyurken bile bazen yüzüstü yatamam o derece. Hani yan kıvrılıp yatarım. Öyle bir korkuyu düşünsenize. Yani siz kim bilir çok derinlere ne tür kazınmış. Psikolojik ne tür psikolojik göbeğinizi kestiler. Ne tür nerelerinize dokundular da hani insan manevi olarak nasıl hissiyatlar yaşadık da. İşte sizin o pattern dediğiniz şey. İşte birazcık bilgiyle ve paylaşmayla oluyor. Bir de şema teorisi var tabii ki bununla ilgili. Ben de bir ara okumuştum. İnsanların hani yaşadıklarını şemalara ayırıyorlar ama iki tane yol söyleyeyim bununla ilgili. Mesela yeni bir olay oldu diyelim. Stres kaynağı yaşayacağımız bir olay. Mesela beraber düşünelim. Geliyorum işe, bir yönetici değişti düşünün. Dedim ki ya bu sefer çok iyi yönetici olacak. Bir öncekiyle anlaşamıyordum. Tamam mı? Öyle de olmaz ya genelde. O daha kötü. Gelen gideni aratır. Gelen gideni alır. Tam geliyorsunuz olaylara. Diyorsunuz ki ya bu adam da kötü ya diyorsunuz. Bir olayı buldunuz hemen onu şemaya koyuyorsunuz. Diyorsunuz ki gördün mü bak bu adam da kötüymüş. İşte bu sizin stres döngünüze girdiğiniz nokta oluyor hocam. Bakın elinizde 4-5 örnek var diyelim. İnsan maalesef böyle. 4-5 örneği bir alıyorsunuz diyorsunuz ki ben bu 4-5 örnekle dünyayı açıklarım arkadaş. Beynimiz böyle. Yani yaşanılan olaylar böyle. Yeni bir örnek geldi. Tak onu o şemanın içinden değerlendiriyorsun. Biraz makine öğrenmesi classification'a falan benziyor. Bir de orada hayatta kalmak çok kritik bir faktör olduğu için ve genelde de karamsarlar hani tehlike falan aman bu tehlikedir diye hani false positive, false negatif olayı var ya. Tehlike olmayan şeye tehlike dersen hani biraz huzursuz bir hayat yaşarsın. Ama tehlikeyi atlarsan o zaman ölümcül bir durum olabilir. O yüzden de beynimiz hep böyle şeye de daha adapte, yani kötüsünü görmek, olumsuzunu düşünmek, kötü olacağını varsaymak konusunda daha adapteyiz. O yüzden de genelde her şeyi gereğinden çok 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 büyüterek yaşıyoruz. O yüzden işte küçük küçük olaylar bile ölümcül stresler gibi psikolojimize etki ediyor. Bir şey de var hocam, bunu birisi sormuş ya nasıl çözeceğiz o zaman diye. Bir yöntem var, ya yani yöntem dediğim. Bir kere ya zihninizi gevşeteceksiniz ya bedeninizi. Herkes streste mi şu an mesela? Gerçekten pilatesin kuran adam, pilatesi kuran adam değil, pilatesi bulan kişi de bir erkek. Hani erkekler de pilatese başlasın diye söylüyorum. Ya zihninizi gevşetin ya bedeninizi gevşetin. Birincisi bu. İkincisi şema örneğini insanlar ya yani her gün terapiler falan da var diyor. Doğru, şema terapisi de var. Bununla ilgili kitapta kendinizi de birkaç kitap var piyasada, şema terapisi diye yazsanız var diye. Ben bir tanesini okumuştum, gayet güzel. Ama diyelim ki mesela elinizde 5 örnek var. 5 tane kötü yöneticiyle çalıştınız. Ve beyniniz ilk başta böyle size şey yapsa da ya ben buradan bu adam iyidir dese de bir anda kötüyü bekliyor. O 5 tane örneği gördüğü için. Bunu kırmanın yolu yeni gelen örneğin diğerlerini ezmesi olarak söyleniyor psikolojide. Yani yeni örneğin kesinlikle benzersiz olduğuna inanmanız lazım ve bunu sesli de söylemek lazım. Yani yeni biri geldi,
ya bu adam bambaşka bir insan ya da kadın. Ben de bambaşka bir insanım. Eski ben de değilim. Bunu oturup konuşup çözebilirim demek lazım. O yüzden şemalarınıza takıldığınızı kesin görürsünüz. Travma da şey demekmiş ya hocam. Bugün öğrendim inanın. Travma ne zannediyoruz? Biz hani böyle bir anda bir şey oldu, başımıza bir şey geldi ya. Ölüme yakın hissetme hissiyatıymış. O yüzden de hani o da değişik bir konu. Ama bizim stresi çözmemiz için iki yol var. Ya zihni ya bedeni gevşet diyoruz. Ama şemanızı bozun bir. Yani işi bir bozar ya biri gelir. Ya adam bir söyledi tam tersi gibi. Mesela yani İK ile ilgili bir tane söyleyeyim. Hani iş örneği olacak ama üçgen şemalar var, organizasyon şemaları. Genel müdür, yardımcılar falan. Ters çevirin. Hani üçgeni kırın. Ters çevirin, aşağıdakiler bir kareye çevirin ya da herkes eşit de olsun. Hani böyle bir şeyin olması zor gibi düşünebilir ama birazcık bu konuda da kafa yormak lazım gibi geliyor. Ne dersiniz? Hocam orada benim kullandığım bir taktik vardır. Hani böyle şey olur ya bazen ufak dağları ben yarattım gibi dolaşan insanlar olur falan stres kaynağı çevrelerinde. Aman böyle karşısında ne yapacağını şaşırırsın falan. Direkt şey düşünürüm. Ya bu arkadaş da tuvalete gidiyor değil mi? Diye düşünürüm. Ya hatta daha kötüsü gidemiyorsa daha kötü yani. Sonuçta ortak bir biyolojiye sahibiz. Hepimiz birbirimize çok benzeriz insan olarak. Değerlerimiz, artılarımız, eksilerimiz, iyi yönlerimiz, kötü yönlerimiz birbirinden o kadar da farklı değil. Dolayısıyla o şeyleri de bu tür durumları hani şey olayı var ya şemayı bozmak. Yani oradaki düşürüldüğümüz tuzağı bozacak bir bakış açısı yakaladığımız anda olay çok kolaylaşıyor aslında. Hocam sohbette güzel bir yandan konuştukça insanların sayısı da artıyor. Demek ki evet. İzleyicilerimiz de memnun. Ama biz böyle hafiften bir toparlama moduna girelim. Yoksa zaten Instagram yakında bizi atacak. Ne dersiniz hocam. Yani iş yaşamında stres diye konuşuyoruz ya. Biraz şeye doğru geldik. Hani burada sanki sorumluluğumuz kişisel olarak var. Hani hem iş dışında hem iş yaşamındaki stresi çözmek için kendi paternlerimize, örüntülerimize odaklanıp hani oralardaki sıkıntılı durumları çözmek ve bunu da kalıcı olarak yani tekil olarak sorunları çözmekten çok kök sebepler yani olumsuz bir durum yaşadığımız zaman onu analiz edip böyle kök sebebini yakalayıp kalıcı çözümler, sonraki durumları da azaltacak çözümler geliştirmek gibi gözüküyor önerimiz. Buna eklemek doğru. İstediğiniz hani ben böyle kendi tarafımı özetlemiş olayım, ortak da olduğunu düşünüyorum bu görüşümüzün. Doğru, ama şöyle siz de bir toparlamak isterseniz nasıl kapatırız? Ya bir olay olduğu zaman onu algıladığınız zaman kesin biraz durun ya. Hani ben öyle bir öneriyle bitireyim. Hani çünkü olay olduğu anda insan kısıtlanma hissiyatı strese sokuyor. Yol vermedi adam. Mesela bir tane en Türkiye'de her gün oluyor. Şimdi bir tane örnek verelim. Yoldayım. Döner kavşakta bizim evin önünde bir şey var. Yol ver tabelasının olduğu kişi kim hiçbir zaman yol vermedi bugüne kadar. Balkonda oturuyorum. O günü bekliyorum. Hani yol vereceği günü bekliyorum ve o adam yol vermiyor. Düşünün. Ya bu konuda adama inseniz, saldırsanız falan filan hani gibi bayağı da tartışmalar da çıkıyor bazen. Diyelim ki indim. Stres bir olaya farklı bakmaktan bahsediyorum. İndim arabada adamı dövdüm mesela. Hani kötü bir şey ama dövdüm. Yine üzüleceksiniz. Hani ve karakolluk olacaksınız yine kötü. İndiniz, dayak yediniz. Berbat, rezil oldunuz. Daha kötü işiniz var, hayatınız var. İndiniz sırf tartıştınız bir şey olmadı yine indiniz ya da camdan tartıştınız yine sıkıntı. O yüzden bir olayın olduğu anda olaylara bakış açımızı değiştirmek gerçekten bana birazcık soft bir kelime gibi geliyordu. Hani bakış açınızı değiştirin lütfen falan gibi. Ama bu Epiktemos'un sözü beni çok etkiledi ya. İnsanları olaylar değil de bakış açıları olaya bakış açıları etkiler sözü gerçekten çok etkiledi. O yüzden benim nacizane düşüncem hani buradan sonra bir şekilde olayın olduğu anda ya biz bunu niye yapıyoruz? Mesela ben eşim mesela bir şey yapıyor. Ben o an kızıyorum. Niye kızıyorum diye bir kendinize sorun. Bunu bir düşünün. Bir düşünmek çok önemli. Böyle bir öneriyle naçizane paylaşayım. Son olarak hocam bazı sorular var uzmanlık alanlarımız vesaire gibi. Hani isterseniz siz de bir hani insanlar çalışmalarınıza nereden nasıl ulaşabilirler? Onunla ilgili doğru aktaracağınız hocam. Bilgileri aktarın. Ben de onları söyleyeyim ve tamamlamış olalım. Güzel hatırlatma yaptınız hocam. Ben Emre Tuna Aydın arkadaşlar. LinkedIn'den, Instagram'dan yeni açtım hesaplarımı da. Ekleyebilirsiniz beni de. Sosyal medyada
şey yapıyoruz, yeni faaliyetteyiz. HeyreAnalytik.com hesabı her ne kadar bir veri analitiği sitesi olsa da biraz düşünce sitesi gibi de ben paylaşıyorum. O yüzden Instagram hesabından takip edebilirsiniz. Böyle farklı şeyler paylaşmaya çalışıyorum. Aynı burada sohbetimiz olduğu gibi Mustafa Hoca ile paralel bir yönümüz var. Bazen ters düşeriz ama önemli, yani fikir çıkıyor oralardan da. Takip edebilirsiniz. BNC Turkey diye bir şirkette ortaklığım var. Eğitmenim. İşte Forbes'taki 500 şirketin %70'ine falan eğitim vermişiz. Geçen çalışma yaptık falan. Hem eğitmen, danışman, bazı üniversitelerde eğitimler veriyorum. Kişisel ilgi alanlarım da felsefe, tarih, psikoloji, insanın olduğu insan davranışı gibi alanlara da merak eden, bana sorsanız hani nasıl bir insandır ya bu izlediğimiz adam, kim bu deseniz, çok meraklı bir insanım. Böyle kendimi tanımlayayım. Bizi heyranetik.com'dan da takip edebilirsiniz diye özetleyeyim hocam. Ben de Mustafa Acungil arkadaşlar, Açık Beyin'in eğitmenlerindenim ve bu programda Açık Beyin kapsamında beraber Emre Hoca ile haftalık olarak gerçekleştiriyoruz. Kişisel çalışmalarımı merak ederseniz Acungil diye arattığınızda Instagram'da bio linkimde böyle bir şey var, link tree şeklinde, link ağacı şeklinde. İşte YouTube'da özellikle yakın dönemde videolarım var, canlı kitaplarım var, yayınlıyor oldum. Oralardan da takip edebilirsiniz. Merak ettiğiniz konularla ilgili şeyleri orada bulma imkanınız olabilir. Çok teşekkürler hocam katılımınız için. Ben teşekkür İzleyicilerimize de ediyorum. çok teşekkür ediyoruz. Yavaş yavaş Instagram bizi atmadan biz tamamlamış olalım. Son bir şey. Buyurun hocam. Özür dilerim. YouTube'da bizim geçmiş algısı, gelecek kaygısı gibi de bir videomuz var. HR Analitik YouTube kanalında. Açık Beyin de yükleyecektir. Oradan bir bakın. Hani keyif aldık diyen insanlar varsa, o videoda da bayağı bir girmişiz hocam. Derin girmişiz konulara. İsteyenler bir o YouTube'dan da bir izlesinler. İftar öncesi güzel bir sohbet olabilir izleyenler için. Küçük böldüm, kusura bakmayın. Teşekkürler. Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın, saygılar.